Ve değerli izleyenler, hepimizin merak ettiği konu şu: elbette 1 saat 5 dakika içerisinde hangi konular ele alındı? Özellikle CHP'li belediyelere atanan kayyım, Demli belediyelere atanan kayyım süreci ve CHP'li belediyelerle ilgili başlatılan incelemeler acaba konuşuldu mu? Bunun dışında Suriye ile ilişkiler konuşuldu mu? Biliyorsunuz Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir fotoğraf karesinde yer almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Acaba bir görüşme talep edildi mi? Görüşme yapılacak mı? Yani Türkiye'nin gündemindeki konulardan hangileri bu 1 saat 5 dakikalık görüşmede konuşuldu? İşte buna dair kulis bilgilerini Tele 1 Ankara temsilcisi Zeynel Lüle aktaracak bizlere. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar, sevgiler. Şebnem Yiğit, hoş bulduk. Efendim, şimdi elbette merak ediyoruz. Sıcağı sıcağına haberimizi aktardık ve bu aktardığımız konuların en önemlisi aslında kayyım süreci ve belediyelere, CHP'li belediyelere başlatılan konser soruşturmaları diyebiliriz aslında. Başka konu başlıkları da var elbette ama ve daha da artacağı beklentisi de var kamuoyunda bu soruşturmaların. Gerçekten böyle mi? Bunlara dair iki lider arasında neler konuşuldu? Kulağımız sizde efendim. Çok teşekkürler. Şimdi tabii iki lider özellikle de 1 Ekim sürecinden sonra ikinci kez görüşmede, uzun süre görüşmediler. Özellikle de Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası bir görüşme gerçekleşmemişti ve hatta bu konuda ayrı düşünüyorlar diye yorumlar vardı. Sonuçta hatta Erdoğan'ın bu konudan haberi olmadığı söyleniyordu. Kayyım konusunda da Bahçeli'nin haberi olmadığına yönelik bir takım söylentiler vardı. Şimdi bu buluşma bundan sonra gerçekleşen bir buluşma. Tabii sızan bilgilere göre bu konuda ayrı görüşleri olmadığı, bunun bir stratejinin parçası olduğuna yönelik bir fikir birliği olduğu anlaşılıyor. Şimdi bir strateji var işin içerisinde. İktidarı korumak için ne yapılacak stratejisi ve bunun üzerine de her iki lider, Cumhur İttifakı'nın iki lideri bu konuda uzlaşı içerisinde oldular. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni öne çıkan iki cumhurbaşkanı adayını bir şekilde itibarsızlaştırmak için neler yapılır? Bunun görüşmesinin yapıldığı anlaşılıyor. Diğer yandan da hem Kürt kardeşime el uzatıyorum demek, hem de Öcalan'ı meclise çağırma konusunun bir şekilde ikili bir şekilde yürütülmesinin sağlanması. Yani DEM Partisi'ne yönelik bir yıpratma süreci de var tabii işin içerisinde. Bir de Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri işte daha önce elde ettikleri bir imaj var Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin. O da sosyal belediyeciliği gayet iyi yürüttüğü ve bunun üzerinde de önemli başarılar elde ettiğine yönelik, işte bunu bitirmek için ne yapmalı? Cumhuriyet Halk Parti belediyelere yönelik mali bir takım baskınlar, mali bir takım soruşturmalar, müfettişlerin yollanması ve eğer açık bulunursa, ki bir şekilde Özgür Özel'in de söylediği gibi eşeğin eşeğini açık bulun şeklinde bir cümlesi vardı. Bunu eğer başarabilirlerse o Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bir takım soruşturmaların arttırılması. Bir kere başta bu. İkincisi ise DEM Partisi'nin yönettiği belediyelere yönelik kayyum atamaları. Söylenen o ki 38 DEM Partisi belediyesinin PKK ile iltisaklı ya da işte Kandil tarafından aday gösterilen kişiler olarak yansıtılıp o şekilde kayyum politikasının devam ettirilmesi amaçlanıyor, öyle anlaşılıyor ve bunun da kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği söyleniyor. Yılbaşından sonra ise özellikle CHP'li belediyelere yönelik yapılan araştırmalar sonrası bir takım soruşturmalar başlatmak ve o soruşturmalar sonrası da hem itibarsızlaştırmak, CHP'li belediyeler işte kamu paralarını
hoyratça harcıyor ve halka yardım etmiyor imajını verebilmek için bu süreci o yönde de sürdürmek. Bu arada tabii iki cumhurbaşkanı adayı ki ön plana çıkan iki aday itibarsızlaştırma politikasının yapılacağı anlaşılıyor. Bu görüşmede ya o 1 saat 15 5 dakikalık görüşme içerisinde en çok konuşulan konuların başında bunlar geliyor. Tabii Devlet Bahçeli'nin yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile sizi anlamaz şeklindeki videosunun da kamuda geniş bir şekilde yayılmış olması da anlıyorum ki memnuniyet yaratmış. Çünkü bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin propagandasının da çok iyi bir şekilde yapılabildiği ve bunun içinde gülüşmelerle bu konunun da gündeme geldiğini anlıyoruz. Biz tabii bunun devamı olabilir bu durumda. Çünkü her iki liderin ortak olarak gördüğü şeylerden bir tanesi bu. Hatırlayacaksınız. Erdoğan zaten uçakta uçak gazetecilerine yaptığı açıklamada demişti ki yargı işletiliyor üzerine gidecekler belediyeler ile ilgili söyleminde bunu söylemişti. Açıklanan rakamlar basit değil, çok önemli rakamlar, ufak rakamlar değil. Bununla ilgili belgeler ortaya çıktığında da görecekler demişti. Yani sonuçta Özgür Özel'in başından beri söylediği o eşelemek ya da araştırın bulamazsanız da bulun bir şekilde onları suçlayacak bir takım belgeler demişti. Bunun üzerine gidecekleri anlaşılıyor. Ama DEM Partisi'ne yönelik 38 rakamı ilginç. 40'a yakın dediler ama tam olarak 38 olduğu söyleniyor. DEM Parti belediyelerinin PKK ile iltisaklı olduğuna yönelik bir takım bulgular ortaya çıktı ve bunun da üzerine kısa zaman içerisinde gidecekleri anlaşılıyor. Yapılan görüşmeler böyle. Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı talimat almış. Öyle anlaşılıyor. Çünkü o 3 bakanlık nezdinde yakından araştırmanın devam etmesi gerektiğine yönelik de iki liderin ortak görüşü olduğu ortaya çıkıyor tabii. Bu arada sınır ötesi operasyonun ise bir yandan Öcalan aracılığıyla terörü bitirin çağrısını elde etmek, diğer yandan ise sınır ötesi operasyonlarla PKK'ya yönelik bir takım operasyonların yapılabileceği de anlaşılıyor. Tabii Suriye ile ilişkiler konusu da iki liderin arasındaki görüşmenin önemli ana başlığı olarak ortaya çıktı. Çünkü oradaki PYD-YPG yapılanması, bunun bir federasyona gidemeyeceği, tabii bu arada Amerika'nın ve Rusya'nın bu konudaki görüşleri ön plana çıktı. Yakın zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni kabinesiyle bir an evvel bağlantıya geçmek, irtibata geçmek ve Amerika'nın o bölgede kalıp kalmayacağına yönelik de kesin bilgileri elde etmek konusunda her iki liderin konuştuğu ve bu konuyla ilgili de girişimlerin başlatılması gerektiği konusunda ortak görüşe vardıkları anlaşılıyor. Bu arada tabii Rusya'nın herhangi bir operasyona karşı çıkacağı yönündeki durum da iki liderin arasındaki görüşmede gündeme geldi. Yine yapılan görüşme sonrası da elde ettiğimiz bilgilere göre Rusya ile de bir an evvel bu konunun görüşülmesi ve böylesi bir operasyonun gerekli olduğuna yönelik de Rusya ile temas içinde olunması da yine anlaşma sağlanan konuların arasında. Esad'la görüşme gündeme geldi. Esad'la acaba nasıl görüşebilir? Tabii ki Esad'ın bir takım çekinceleri ve daha doğrusu bazı şartları var. Bunun yerine gelebilmesi için alt düzeydeki ilişkilerin hızlandırılması, arttırılması ve bir an evvel de ikililerin bir araya gelmesi için de ortamın sağlanması konusu gündeme geldi denilebilir. Şebnem Yiğit, elde edildiğimiz bilgiler iki lider arasındaki görüşmeler sonrası bunlar. Teşekkür ediyoruz ama gerçekten çok önemli bir bilgi aktardınız. Kaçıranlar için bir kez daha tekrar edelim. 38 DEM Partili belediyeye kayyım atanabilir dediniz. Kulis bilgilerini aldığınız kulis bilgilerine göre. Bu çok ciddi bir rakam. O zaman çok ne diyelim, hareketli ama bir o kadar da sıkıntılı günler bekliyor Türkiye'yi. Evet, onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında şöyle bir durum var. İktidarı korumak için elindeki seçmen desteğini kaybetmiş durumda iktidar partileri. Dolayısıyla daha çok sertleşme, işte yargı eliyle bir takım baskıları sürdürmeyi mutlaka amaçlıyor. Öte yandan da hem Cumhuriyet Halk Partisi
kayyum atamalarıyla ki Esenyurt'ta bu amaçlanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Partisi'nin bir araya gelip de sonuçta iktidarın geçen seçimlerde sıkça kullandığı gibi işte PKK'lı bir CHP'den bahsetmelerinin yolunun açılması bir yana CHP içerisindeki bölünmeyi de sağlamayı amaçlıyor. Diğer yandan ise DEM Partisi'ne yönelik de tabii operasyonlar sürecektir. O bölgede hem Kürt kardeşime elimi uzatayım hem de Öcalan aracılığıyla yaptığımız çağrıyı dolayısıyla Kürt seçmenleri de gördüğünüz gibi biz aslında elimizi uzattık ama bir şekilde buna uymuyorlar diyerek Kürt seçmeni de yanlarına çekmeye çalışan bir operasyon, bir amaç, bir siyasi amaç güdülecek öyle anlaşılıyor. Tabii bütün bunların hepsinin amacı bir sonraki seçimde iktidarı koruyabilmek. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz Zeynel Lüle. Sağ olunuz, kolaylıklar diliyoruz. Ve değerli izleyenler, Haber 13'e ekonomiye dair haberlerle devam edelim istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası anketinde